Kerem Uğurlu kardeş sordu. Kalbimden ederek uzun zamandır ettiğim bir duam var. Kabul olmuyor. Bir insan duası neden kabul olmaz? Olmamasının sebebi nedir hocam? Bir insanın duası niye kabul olmaz? Ya o istediği şey onun için hayırlı değildir. Heh. Allah Teala da ona şer yapmak istemez mümin kulunu sever. Onun için kabul etmez. Yani kabul ediyor da eserini göstermez. E nerede çıkacak bu? Ahirette sevap olarak karşısına çıkacak. Yani ahirette sevap olarak karşısına çıktığı zaman mesela hak etmediği bir makam cennette verildi veya mizanda bir sevaplar coştu taştı. Deftere de bakıyor öyle bir şey yok. O zaman Mevla Teala buyuruyor ki sen falan zamanda bana dua etmiştin. Ben de onun kabulünü dünyada göstermemiştim. E o duan duanın karşılığı işte al sana burada mizanı doldurdu, taşırdı. O zaman o da diyecek ya Rabbi, keşke dünyada hiçbir duamı kabul etmeseydi. Çünkü neden? Orada çocuk istedi, belayı buldu. veya şunu istedi, yani maddi manevi sıkıntılara girdi. Veyahut istediği bir şey oldu, beş gün sürdü. Elli gün sürdü veya üç sene, beş sene. Dünya fani. Ama ahirette karşılığı baki olacağı için orayı tercih Ama hiçbirimizin aklı şu anda bunu anlamıyor. Evet. Hep istediğimiz hemen olsun. Ya zamanı vardır, zamanla tehir ediliyor. Musa Aleyhisselam, Arun dualar. Kadüs'teci ve davet hükümet. Duanız kabul olundu buyuruyor. 40 sene sonra filan oldu Peygamberlerin duası 40 sene sonra çıktı. Demek ki zamanı vardır. İkinci maddesi e, ahirete saklar sevap olarak. Üçüncü maddesi anında verir. Anında verir. Dördüncü maddesi sen günah bir şey istemişsindir. Gayrimeşru bir şey istemişsindir. Kabul etmez seni kurtarır. O günahtan seni kurtarır. Yani piyango şimdi, yılbaşı çekilişleri, dua hacet namazı kılsa e, çıkmasa iyi değil mi? İyi hocam. E işte cehennemden ona hisse çıkmamış olur. Onun için e, e, duayı böyle anlamak lazım yalnız hadis-i şerif. Bir de dua ettim, kabul olunmadı derse kabul olmaz. Hiç mi? Yoksa bir daha mı Hiç kabul olmaz. Hiç. Bir daha eder de bir şeyler yaparsa istiğfar edersin. Yüce Cabbul ya hadi kum alemi acel. Acele etmedikçe sizin birinizin reddolunma şansı yok. Mutlaka kabul olur. Hmm. Acelesi nedir? Ya dua tüfelemişse ceple. Ben dua yaptım ama kabul olunmadı. Dediği anda Mevla bunu acele etti. Bu reddedilir. duanın adabı vardır. Ben şimdi birkaç kitap daha çıkaracağım. Mesela Dua'dan mahrum olmaz hazırladım. Dua adabı. Hmm. Bu dua adabı. Mesela haram yiyerek yediği rızık haramsa. işte benim haram karışmışsa, haram değilse haram karışmışsa Dua göklerin anahtarıdır. Anahtar dişsiz açmaz. İki tane dişi vardır. Eklül helal sıdkul makal. Helal yemek doğru konuşmak. Yalan konuşanın ret konuş kabul olmaz. Haram yenenin kabul olmaz. Zaten haram yeni de doğru bir şey istemek nasip olmaz. Onun için kabul olmasa daha iyi. Şimdi o, bu şartlar, edepler var. Ama genel manada öyle bir hacet namazları var ki benim bildiğim ve denediğim bir 12 rekat mesela dergide yazmıştım. Yani nasıl bir şey biliyor musun? Yüz tane ravi kat cerrab tu fe Tecrübe ettim hak buldum diyor. Biraz şeylidir yani ezbere bir şeyler bilmen lazım. Secdede okunacak evet. Türkçe okuyamazsın, bakamazsın. Yandan biri söyleyemez çünkü namazdasın. Yandan birinden duyarak olmaz. Yani bir iki satırlık bir ezberi lazım. Öbürlerini biliyorlar Fatiha falan şey. O namaz yüz tane ravi Ahmet İbn Harp'ten geliyor radıyallahu büyük muhaddis. Eee Denedim hak buldum diyor. Ben de öyle belalara düşüm ama biraz zor bir namaz. 5-10 kere yapmışımdır ben. Efendi Hazretlerinden duyduğum bir konu. Kaddesi Allah'a Evine götürüyorduk bir gece. Fatih'teki evinde o zaman. Camiden yayan çıkıyorduk Evine götürürken. Bu bizim Abdullah dedi. Mahdumu için. Abdullah Hoca Efendi. Allah hayırlı uzun ömür şifa afiyet etsin hocamıza. Bu bizim Abdullah dedi. Tergib teripten dedi. Efendi elden düşürmediği bir kitaptı. Tergib evet. teripten bir namaz gösterdi. Biraz gösterdi. Onu bulalım da dedi. O çok uh, bir namazmış dedi. Sonra işte onu okuttu bize tekrar. İşte oralar gözleri kitabı tam göremediğinden. E, o namaz nasıl kılınıyor diyor. Onu mesela kılmak istiyoruz da tarifi bir daha dinleyeyim dedi yani. onun nefesinden sabitir. Sonra Emin Sarıç Hoca'yı e, bir kere ziyarete gitmiştim. Rahmetullahi aleyh kabri nur olsun. Hocamız da Alaziz Efendi talebesi olduğu için onda Dürer'i vardı. E, dürer diye bir kitap var. E, meşhur Molla Hüsrev Hazretleri'nin e, efendim Miratül Üsul sahibi onun dürü iki cilt. Ali Adem Hazretleri onu senede iki kere hatmederdi diye Fıkı onun için ezbere ya tabii. de evet. Metin olarak. Yani metin derken o da tafsilatlı bir şey ama Ali Adar Efendi için metin sayılı. Onu senede iki kere hatmederdi. Onu kenara da notlar bayağı almış. Orada da Emin Hoca dedi ki o kitabı bende dedi Ali Efendi. Ben de çok sevindim falan işte orada bir resim şeyden çok ilk iki sayfada o kadar not vardı ki. Yani bir, bir çıkar. Böyle küçük küçük yazardı her tarafa. Dezime çekemedim. Sonra o kitabı da alattırıyorum. Fatih Saraçlar'a falan şey ettim. Yani kitap hocamızın kütüphanesindeydi. Fatih Tekin evden sonra Kumrulu'ya taşındılar. Şimdi kitabı inşallah bulurlar. İnşallah. Bütün Ali Adel notları oradaydı. Baktım ilk kapağı bu 12 rekatı yazmış. Bu şerif. Şimdi öyle bir şey ki Hafız Münziri büyük muaddis tabii. Hani hadiste hüccet. Ama hadis zayıf. Mücerref ama zayıf. Koca muhaddisin başı, yani bütün muhaddislerin şeyhi yani hafız müziri ne diyor? Vel, is, fi misli haza ale tecrübeti la alel isnadi. Bu gibi işlerde tecrübeye itimat edilir, isnada bakılmaz. Zaten zayıf hadisle amel müstahaptır. Onu konuşmuyoruz. Yani yüz tane ravi. Ben de bu ravilere katılabilirim. Şimdi o tabii yüzün üstüne milyon geçmiştir o kadar alim geldi kılmışlardır. Ben de denedim hak buldum. 4-5 kere hak buldum. Bazı gecikmeli oluyor. O namaz kadar ben kesin görmedim. Mesela yine bir iki tane var. Orada şunu söylüyor şimdi bak. Bunu niye söylüyor? La taallimu ve ben hacet namazları hakkında bir kitap. Geçen yani bir e, muazaf askeriye de yüksek seviyede ta tanışmıyoruz yani böyle bir samimiyetimiz yok. Evet. Velakin birine yollamış. Demiş ki ya demiş ne yolladı diyorum ya. Baktım dergide benim yıllardır yazdım hacet namazlarını toplamış, yollamış. Ha şunları bari bir kitap yapsın da demiş. Bu kadar dergiden millet bunları nereden çıkaracak? Ama ben doymuyorum ki ne? Ben onun üzerine 100 tane de hacet namazı gördüm. Bu sefer ne oluyor? Kitap gecikiyor. <laughs> Dergileri toplasak hazır kitap.